merhaba sevdiğim, saydığım canlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta yeni can verdi adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz zaten başta İncil'in Matta suresini takip ediyorduk. Markos'a geçtik, Markos suresine geçtik. Şimdi Luka suresine geçtik. Bunları her salı günü yayımlıyorum. Sade Sazım'la adlı seri. Ayrıyetten Perşembe günleri Gönülden Gönüle adlı başka bir seri. O da daha çok bilinen deyişler, semahlar. Bazen kendi bestelerimi de çalıyorum orada. Ayrıyetten bu Sade Sazım'la serisinde çaldığım deyişleri, semahları, türküleri, ağıtlarını daha profesyonel, daha böyle albüm kalitesinde, stüdyo kalitesinde kayıtlar yapıyorum. Onları da yayınlıyorum. Her çarşamba bir tane çıkıyor. Genelde kliple birlikte bir klip de hazırlıyorum bunlar için. Farkındaysan 12 tane oldu şimdi. Tam bir albüm oldu zaten. Albümün adı Ne Mutlu Size. O da Spotify, Apple Music, işte YouTube Music, diğer dijital platformlarda bulunuyor albüm olarak. İnşallah hoşunuza gider, inşallah beğeniyorsunuz. Evet, bugün Yeni Can Verdi adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Konusu şu, İsa Ruhullah ve talipleri Nain adlı bir şehre gittiler. Büyük bir kalabalık onları takip ediyordu. Çok kişi vardı. İsa şehrin kapısına yaklaşırken bir cenaze alayı çıkıyordu. Başka bir kalabalık, cenaze alayı. Ölen genç adam dül bir kadının tek oğluydu. Düşünün, kadın zaten dul, yani kocasını kaybetmiş. Sadece tek bir oğlu vardı. Şimdi onu da yitiriyor. Yani herhangi bir geçim kaynağı yok şimdi. Tamamen daha nispeten uzak akrabalarının merhametine muhtaç. Dul bir kadının tek oğluydu. Şehirden büyük bir kalabalık da kadınla birlikteydi. İsa kadını görünce ona acıdı. Ağlama dedi. Tabuta yaklaşıp dokundu. Tabutu taşıyanlar da durdular. İsa ölü adama seslendi. Delikanlı, sana söylüyorum, kalk. Ölü genç doğrulup konuşmaya başladı. İsa onu anasına verdi. Muazzam bir korku bütün kalabalığa yayıldı. Hakk'a hamd ettiler. Aramızdan büyük bir peygamber ortaya çıktı. Hak halkına yardım etmeye geldi dediler. İsa hakkındaki bu haber yayıla yayıla bütün Yahudiye'ye ve çevresine ulaştı. Ve bu deyişi bu kadının ağzından sanki o söylüyormuş gibi yazdım. İnşallah beğenirsiniz. Kocamı kaybettim, dul kaldım oy. Hayattan aldım tat sona erdi oy. Önce kocamı kaybettim, dul kaldım oy. Hayattan aldım tat sona erdi oy. Tek oğlum ölünce sanki ben öldüm oy. Ama biri bana yeni can verdi. Tek oğlum ölünce sanki ben öldüm oy. Ama biri bana yeni can verdi. Cenaze alayımızı izledi oy.
Beni görünce yüreği sızladı oy. Cenaze alayımızı izledi oy. Beni görünce yüreği sızladı oy. Biçare sefil halimi gözledi oy. Bize geldi bana yeni can verdi. Biçare sefil halimi gözledi oy. Bize geldi bana yeni can verdi. Yaklaşınca herkes durdu seyretti oy. Ağlama diyerek teselli etti oy. Yaklaşınca herkes durdu seyretti oy. Ağlama diyerek teselli etti oy. Ölü oğluma kalk diye emretti oy. Umutsuz kalbime yeni can verdi. Ölü oğluma kalk diye emretti oy. Umutsuz kalbime yeni can verdi. Hayata döndü doğruladı oy. Gözlerimle gördüm kalkıp dirildi oy. Oğlum hayata döndü doğruladı oy. Gözlerimle gördüm kalkıp dirildi oy. Sevdiğim tek oğlum bana verildi oy. Cansız evladıma yeni can verdi. Sevdiğim tek oğlum bana verildi oy. Cansız evladıma yeni can verdi. Evet, kadın perişandı ama İsa ona yeni bir can verdi çünkü oğluna yeni bir can verdi. Ve hakikaten her iman edene yeni bir can veriyor. Yeni bir hayat veriyor. Bana da verdi, size de verir. Belki vermiştir. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.